Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Mutfaktayım şimdi, çok güzel bir sebze çorbası var menümüzde. İnanılmaz lezzetli kokuyor. Şimdi Mire'ye yedireceğim. Burada da annem yaptı bunu. Böyle kırmızı biber ve yeşil biber. Kavurdu onları yağda. Sonra üzerine sarımsaklı yoğurt. Mis mis, alalım. Buzdolabına koymuştu, çok güzel kokutmuş. Ben böyle mezeleri daha çok seviyorum salatadansa. Marul salatasını çok sevmiyorum ama böyle yoğurtla karışan patlıcandır, işte böyle biberdir, havuçtur, bunlara bayılırım. Bakalım, yeni evimizde de bol bol yaparız zaten. Evet, şimdi Mira kuşun çorbasını hazırlayayım ben. Doldurayım, o da acıkmıştır. Burada da incirlerimiz var. Bunları ben biliyorsunuz incir zamanında buzluğuma atmıştım. Bunlar son. Başka yok. Böyle erisinler diye çıkarttım. Bir tane dayanamadım, yedim ama. Tabii taze taze olan incir gibi tam tadı güzel olmasa da gene de böyle canınız çektiğinde buzluğunuzdan çıkartıp yediğiniz zaman yani gene nefsinizi köreltiyor yani. Caner de evde yok. Eve gitti o da. Elektrikçiler gelecekmiş bir tekrardan. Onların yanına gitti. Ya günde kaç kez eve gidiyor ben sayamıyorum artık. Ben gitmedim. Giyinme dolabımız da takılmış galiba. Görmedim artık. Yarın sizlerle beraber görürüz arkadaşlar. Nasıl oldu çok çok merak ediyorum. Zaten birkaç gün sonra da artık buradan gidiyoruz. Ya yeni evimize yerleşeceğiz. Rabbim kolaylıklar versin. Gerçekten hiç kolay değil taşınmak, yerleşmek çok zor olacak. Biz kızımla BİM'e gittik. Buradan yürüye yürüye. Hiç elimi bırakmadı. Luna! Bakın ne aldık biz. Bebek aldık. Mira. Böyle. Mira bak ne almış anne. Mira. Bak annen ne aldı sana bak. Bak gel. Gel açalım. Hadi koş açın. Koşun açın. Oo küveti de var. BİM'deyken de Caner geldi aldı bizi. Biz aktüel ürünlere bakıyorduk. Babamız da yetişti bize değil mi Mira? Çok güzel. Güzelmiş. Güle güle kullan. Var. Bak ördek. Güle güle kullan inşallah. Yıkarız onları yazın. Bebekler çok civciv hoşuna gitti. Bir de böyle bazıl aldık. Buzdolabına yapışıyormuş. Miral'in de hayvanları çok sevdiği için. Bir de yoğurdumuz. Orman meyveli. Bu kadar. Bunu da yeriz şimdi. Bugün biraz videoma geç başladım arkadaşlar. Akşam saatlerinde. Yarın da biz Ikea'ya gideceğiz bu arada. Yatak ve komodin bakmak için. Mira kuş da bugün aldığımız bebekle oyun oynamaya başladı bile. Yıkıyor onu. Civcivleri de var yanında. Sevdin mi anneciğim? Zaten suyla oynamaya bayılıyor Mira. Herkese banyomdan merhaba arkadaşlar. Şimdi gece bakımlarımı yapacağım. Bir süredir aslında sizinle böyle bakım yapmıyorduk. Birçok kişi sorduğu için de bakımlarımı paylaşmak istedim. Bu arada Mira kuşu da uyuttuk. Onun öncesinde arkadaşlarımızdaydık. Saçlarımı toplayıvereyim. Bir süredir ben Ozone World'un ürünlerini kullanıyorum arkadaşlar. Bu temizleme köpüğü. Çok memnun kaldığım için de sizinle de paylaşmak istedim. Bu tüm ciltler için kullanılabilen bir temizleme köpüğü. Ayrıca aydınlatıcı da özelliği var. %100 doğal. Bunun sonrasında ise bakın. Ozon yağı. Bunu bilmeyenleriniz, duymayanlarınız yoktur. Gerçekten mucizevi bir yağmış. Ben de yeni keşfettim. Yaklaşık olarak 1,5 haftadır da kullanıyorum düzenli olarak. Gece yatmadan önce özellikle. Gece kullanırsanız daha etkili sonuç elde edebilirmişsiniz. Öncesinde bir yüzümüzü güzelce bir temizleyelim. Bakın şöyle biraz alıyorum. Temizleme köpüğünün kokusu gerçekten çok güzel. Şimdi iyice durulayacağım. Duruladıktan sonra da ozon yağını kullanıyorum. Ve ben bunlar dışında başka hiçbir ürün yüzüme uygulamıyorum arkadaşlar. Anam yüzüm de güzel parladı böyle ya. Değil mi? Şimdi gelelim ozon yağımızı sürmeye. Vallahi buna metheden o kadar çok kişi var ki ve memnun olmayan da ben görmedim. Rastlamadım. Bahsettim size zaten arkadaşlarımızdaydık diye. Annesi de kullanıyormuş zaten ozon yağından. Vücudundaki ağrılara çok iyi geldiğini söyledi. Ben vücuttaki ağrılara iyi geldiğini bilmiyordum ve duyunca çok şaşırdım. Ciltteki sivilcelere, akne izlerine, güneş lekelerine, ciltteki yaralara, selülit ve
çatlaklara. Yani bütün aklınıza gelebilecek her şey çok iyi geliyormuş. Yağımı güzelce yüzüme yedirdikten sonra ben de artık yatacağım ve bu videoya yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer sizler de temin etmek isterseniz ozanworld.com web sitesinden ulaşabilirsiniz. Zaten şuraya bir yerleri de bırakıyor olacağım. Açıklama kısmına da ürünlerin linklerini bırakırım. Artık güzelce bir uyku çekebilirim. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Ay, çiçekle beraber güne başlayalım. Ay, teşekkür ederim. Hadi gel anne. Şimdi budamayı, çim ekmeği falan öğrendim buradan. Heh. Camları da buduyorlarmış. Telefonunu aldım. İyi yaptın. Ha, İyi yaptın. Sonra iletişime geçersiniz onunla. İyi yaptın. Buraya halı çim döşüyorlar arkadaşlar parka. Annem burada çalışan beyefendilerden numaralarını almış. Biz de bahçeyi düzenleyeceğimiz için lazımdı yani. Hem çamların da budanması lazımdı. İyi oldu anne. Evet, vallahi evet. Sağ ol. Hem çimler diyor hava almaması gerek döşenirken diyor. Diyor. Ama biz halı değil de mesela ekme yapsak. Ekme daha güzel olur diyor. Ekmeye evet. Gübre gerekiyormuş altına. Hmm. Hepsini yapıyorlarmış. Tamam. Bir de bugün Ramazan'ın ilk günü. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Hepinizin tuttuğu oruçlar kabul olsun inşallah. Sabahtan da Instagram'dan birçok kişi Ramazan'ımızı kutlamış. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Oruç tutmuyor musun diyenleriniz de var. Arkadaşlar ben hamileyim biliyorsunuz ki. O yüzden oruç tutamıyorum. Beslenmenizden de bebeğiniz gelişim sağladığı için arkadaşlar. O yüzden ben tutmuyorum yani. Doktorlar da önermiyor zaten ama tutabilenler varsa saygı duyuyorum tabii ki. Sizler de doktorunuza danışın. Allah korusun susuz aç bir şekilde kalıyorsunuz. Bebişinize bir zarar gelsin istemem yani. Şimdi biz yeni evimize gidiyoruz arkadaşlar. Giyinme odamız yapılmıştı. Onu göstereceğim size hem de ben de sizlerle beraber göreceğim. Ondan sonra da IKEA'ya gideceğiz. Yatak almak için. Geçen evet. IKEA gezmesi yarım kalmıştı. Evet, IKEA gezimiz yarım kalmıştı. Annemin misafirleri gelecekti. Üst katı gezip alt katı gezememiştik. Bu defa üst kattan yatağımızı alıp alt katı da gezeriz beraber sizinle. Bakalım şimdi giyinme odasına. Bizim kız Süpürge'yi buldu yine. Buna dikkat edelim bak. Evet. Gel bakalım Mira. Bismillah. Oh, ışığı da yanıyor. Ooo. Baksana Mira. Alınım da kalmış canım. Tuğra sen burada giyinebilirsin. Ben de yeni gördüm bunu. Evet. Buraya dedikleri gibi videolarda ayna yap. Kendini de görebilirsin. Aynayı buraya yap bence. Şuraya. Miran'ın bebeği de elinde kaldı. Dolumu alanı. Buraya da uzun elbiseler için demiştik. Evet, iki çekmece demiştim. O var. Güzel yapmışlar ama. Çok güzel olmuş. Yukarısı depolama alanı. Oraya ne koyacaktın sen? Yatak, yorgan falan koyacaktın. Yatak, yorgan, battaniye. Buraları da kocaman. Buralarda raflar var arkadaşlar. Bakalım. Burası da bayağı büyük. Kamerayı veren kapıyı elimle göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle bir genişçe bir alanımız var şu köşede. Evet, evet, çok yani baya bir depolama yerimiz oldu. Şuraya baksana kat kat. Kocaman. Çoğunlukla askılık istemiştim, öyle de olmuş. Elbise alanımız bakın böyle. Altta iki tane çekmece. Şurada iki katlı bir askılık yeri. Yine yan tarafta var. Böyle devam ediyor. Yukarıda altında baksana. Da var. Burada kolon olduğu için biraz engelledi bizi ama. Evet bakın arkadaşlar kolon var. Yani yapılabilecek en iyi şekilde yapılmaya çalışıldı ve güzel oldu. Ben beğendim. Çokça büyükçe yani kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama baya büyük bir alan. Buraya mesela senin kıyafetlerini, buraya Caner'in askılarını aynen, koy. Aynen öyle yapalım. Buraya senin uzun elbiselerinin asansın. Kalın ya yani kocaman bayağı yer. Bayağı yer. Katlama alanlarımız da çok var. Böyle katlı bir şekilde. Tuğba kollarını açsan görebilirsin. Evet evet ya. Geniş olmuş çok. Güzel. Ben hani alanım bayağı dar olacak zannediyordum ama ferah olmuş. Beğendin değil mi aşkım? Üstleri falan da çok güzel. Evet. İyi ki böyle giyinme odası şeklinde yapmış. Evet kesinlikle. Gardıroptan bu fikre dönmemiz bence aşırı iyi. Ama şimdi ben takipçilerimize teşekkür etmek evet, istiyorum. Evet onlar söylediler. Evet sizler bize fikir vermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beraber çok güzel.
Yoksa buraya bir gardırop yapacaktık biz. Yani bildiğiniz gardırop olacaktı burası. Evet. Evet. Kolon bizi rahatsız etmiş. Evet, kolon diyorduk, gözükmesin diyorduk ama yani. Ama şu anda hiç rahatsız etmiyor. İstersen yok. Buralara yine bir şeyler de yapabilirsin. Evet. Sen buralara rahat bütün çantalarını koy istersen. Çantayı. Bir aşkım yerleşelim, taşınalım. Ondan sonra karar verir. Burası da hiç engellemiyor seni. Evet. Ya da bak şuraya da olabilir. Çantalı bir. Her şey olabilir ya. Şey. Dur bakalım yerleşelim de. Çok öyle güzelmiş. Çok güzel. İş bahçesi de bitmiş. Orayı da gösterelim. Bak, bir de şey Tuğba kapısını da gösterelim. Bak ne kadar rahat. Kapısını gördüler zaten de eksikliklerimiz var. Şu ama çıtalar bak, falan. Nasıl rahat kapanıyor bak. Evet. Kış bahçesini de göstereyim arkadaşlar. Dominantı bitti. Siz görmediniz bitmiş halini. Annem de görmemişti. Dur. Bak bak. Ay burası vallahi kocaman oldu. Evet. Anne küçücük kaldın burada sen. Ferah oldu ya. Çok şükür. Ay bir de kapalı şeyler kapalı. Sen sarı ışık seversin. Ben beyaz ışık severiz. Beyaz mı? Biz beyaz ışık severiz. Gençler şimdi sarı ışık seviyorlar. Evet. Biz böyle ışıl ışıl olsun. Dur apliğimi de göstereyim arkadaşlar. Aplik de böyle. Şuraya petek gelecek. Ben buraya belki bir anı köşesi yaparım diye düşündüm. Şuraya bir raf. Çok güzel oldu ya. Bayağı da geniş kaldı. Geniş geniş. Şurası Caner'in çalışma alanı. Şimdi yanlış anlayanlar da olmuş buraya hani sadece böyle kalacak zannedenler olmuş. Arkadaşlar buraya camlar geliyor. Camlar yapılacak. Toz olmasın diye biz kepenkleri indirdik. Bir de kombiyi kapatsaydınız keşke demişsiniz. Burası komple kapatılıyor arkadaşlar. Buraya böyle şömine geliyor. Buraya biliyorsunuz televizyon, yanlara böyle dolaplar. Şöyle yine dolaplar. Artık bitince göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Biz 3-4 saattir buradayız arkadaşlar ve elime hiç kamerayı alabilme fırsatım olmadı. Evin bir şöyle bir genel olarak her yerini süpürdüm içeriği. Sonra bahçe kısmına geldi sıra. Burada hala daha uğraşıyoruz. Bir yandan da mutfağımızın fayansları takılıyor. Yoruldu, konuşacak hali kalmadı. Ya biz bugün Ikea'ya gidecektik, yatak alacaktık. Gene gideceğiz. Miralinda da durmadı arkadaşlar. Duramadı zaten. Duramazdı da zaten. Söylediğim gibi tam 3 saattir buradayız. Çocuk zaten yarım saat zor durdu burada. Çok rüzgar var. Her yer toz içinde, talaş içerisinde. Kimin için uğraşıyoruz? Mira için. Mira için uğraşıyoruz. Bahçeden kaçmasın diye oraya bir şey yaptırdık. Çit yaptırdık arkadaşlar. Bahçeye saldığımız zaman kafamız rahat etsin diye. O yüzden aynen. Ustalar onu takarken biz de başında duruyoruz. Bir de mutfakçı geldi. Mutfak fayanslarını takıyor. Evet. Yaklaşık bir 3,5-4 saat oldu yani buradayız. Bayağı yorulduk. Ikea'ya gidebileceğiz mi bugün merak ediyorum. Valla yani. Ben maşallah diyeyim kendime. Gidebilirim yani. Tuba benden daha şey valla. Enerjik. Daha enerjik. Giderim yani. O kadardır ayaktayım işte oturmadım. Böyle üstüm bir de beyaz eşortman giydim. Her yerim battı. Böyle ellerim falan. Çok kötü oldu. Ama neyse buradaki işlerimiz biter herhalde yarım saate kadar. Biz de gideriz. Annemle Mira da bizim evde. Uyku saati geldi. Çocuğun karnı acıktı. Onları yapmıştır herhalde büyük ihtimalle. Allah sağ olsun annem de bayağı yardımcı oluyor. Yoksa buralarda çocuk çok zorlanırdı. Yapamazdı. 3 saat ne demek? Çok uzun bir süre. Öyle biz biraz daha buradayız. Sonra tekrardan görüşürüz. Nihayet annemleri de alabildik arkadaşlar. Şimdi Ikea'ya doğru gidiyoruz. Mira kuş bizi çok özlemiş. Hep anne baba anne baba demiş. Evet ama güzel de uyudu annesi. Maşallah bir 2,5 saat uyumuş. Biz 3-3,5 saat kadardır oradaydık. Uykusunu da aldığına göre rahat rahat gezebiliriz inşallah diyorum. Ikea'ya geldik. Bu kattan bakacağımız bir şey yok ama alacağımız bir şey var arkadaşlar. Yatağımızı seçmeye çalışıyoruz Caner'le. Ha annemler de gel. Kayboldunuz mu? Biz gidiyoruz. Karayolu bölümünü arıyoruz. Aa Mira. Nasıl bu? Caner bunu güzel. Beğenmiş. Güzel ya. Şöyle. Güzel ya bence aşkım. Senin şu anda olan nasıl zaten? Başlığı. Başlığını ahşap istiyordun. 160'a 200. Bakayım altına anne. Altı da bu şekilde. Başlığı farklı olanlar da var. Mesela bu da güzel. Önü bunun bu şekilde. Bunun ayak ucu böyle kapalı. Kapalı. Benimkinin açık.
Bunun da ayak ucu biraz kapalı. İlk başta ben bunu beğenmiştim galiba ama bu stoklarında yokmuş. Caner şimdi satın alma işlerini yapıyor arkadaşlar. Karyolamıza karar verdik biz. Komodin de alacaktık biliyorsunuz ama evimize yerleşelim, bir ölçüyü tam olarak görelim istediğimiz için sonra alacağız. Mira. Anneciğim çok güzel uyku uyudun, karnını doyurdun. Uslu durursun diye düşündüm ama durmuyorsun. Gezmek mi istiyorsun sen? Karyolamızı aldık ama alt katı da bir gezelim istiyorum. Bunun hadi detaylarını bakalım, anlatacağım birazdan. Hadi hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Ama detayları çok komik yani. Şimdi alt kata geldik arkadaşlar. Bakıyoruz bakıyoruz Caner'le beraber, bizim alacak bir şeyimiz de kalmadı. Yastık kılıfların olduğu bölüme geldim. Ben daha öncesinde hiç ama hiç burayı gezmemiştim. Yastık kılıfların olduğu yeri. Gerçekten güzel kılıflar var ve fiyatı bana uygun geldi. Mesela 35 liraya var, 28 liraya var. Uygun değil mi? Renk renk de modelleri var. Hatta burada böyle örnek olarak asmışlar da. Bir eksiğimizi buldum arkadaşlar. Tatam. Caner'in şu an baktığı ürün. Ayak havlusu. Banyo için paspas almamıştık. Nasıl bu? Beyaz. Hani nasıl bu? Bence grili mi alsak? Hatta siyahı bile var. Bak. Kullandığımız da beyaz ama çabuk kirleniyor. Bak kirleniyor. Bak, onu da gördüm, bunu da gördüm. Beyaz çok kirleniyor, gördüm. Bu da güzelmiş şu. Bu daha güzel. Çok büyük de olmayan, gayet minimal boyutlarda olan bir paspas beğendik. Bu daha önce yoktu, bunun beyazı vardı hep. Bu yeni gelmiş galiba. Bunu alıyoruz değil mi aşkım? Şöyle altlardan al aşkım, altlardan al. Altlardan mı alayım, tamam. Hadi altlardan al. Yahu neden söylemiyorsunuz IKEA'da siyah spot lamba var diye. Ben almış bulundum artık banyonun üzerindeki aynaya spot lamba. Koçtaş'tan almıştık biliyorsunuz. Hatta siyah yoktu. O yüzden beyaz renk almıştım. Keşke söyleyiverseydiniz ya. Alırdım bunları, ne güzel. Hem de fiyatları da uygun yani. Ben de çok çok düşük bir fiyata almamıştım aslında. Buradaki fiyatlarla hemen hemen aynı. 3 adet lambası da 63 liraymış. Biz bir tanesine 30 lira mı verdik Caner? 38 mi? Şu an inanamıyorum gerçekten. IKEA'ya pahalı pahalı derdim ama böyle bazı ürünleri uygun çıkabiliyor. Şu 319 liraymış. Beni eskiden beri takip edenler bilirler. Ben buradaki bitkileri görmeden hiç çıkmıyordum. Hatta almadan çıkmıyorduk. Her geçinde bir tane bitki. Evet. Çok güzel değil mi? Bir tane de yavrusu var hem de iki. Baya baya iyiymiş bu da. Eskiden olsaydı almışımdır büyük ihtimalle. Almışımdır. Şimdi çıkış kısmına doğru gidiyoruz. Ben bu arada pert oldum artık. Baya çok fazla yoruldum. Saat 7 oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki raflardan ürünleri alıyoruz ya. Şimdi buradan almayacağız biz. Caner anlatacak size onu. Arabaya bir geçelim de bu arada midem ya şuradan bir başlıyor yanma ve şuraya kadar devam ediyor. İnanılmaz kötü ya. Mira kuş da durmuyor. Çok fazla gezemedik. Hemen çıkışa doğru gidiyoruz. Bir de kalabalık, maskeden de nefes alamadım. Hadi Adem'in bir arkadaş gördük arkadaşlar. Birbirlerine bebek arabalarından el sallıyorlar. Ay bir görmeniz lazımdı. Halkı selamla kızım. Herkese merhaba. Alkış. Miralin de geliyor. Bir de alkış istiyor ya. Ay. Evimize gidiyoruz arkadaşlar. Oh güneş de o kadar güzel vuruyor ki böyle akşam. Yaz var ya güneşi bizi çok canlandırıyor ya. Evet. Güneş, sıcak havalar bizi kendimize getiriyor yani arkadaşlar. Sen de seviyorsun değil mi aşkım yazı? Ay aslan da gelecek. Denizlere gideceğiz artık. Mira kuş çıkmak istemeyecek. Aslan mışıl mışıl uyuyacak bebek arabasında. Şimdi sen bize şu teslimatımızı, kurulumumuzu bir anlat bakalım aşkım. Ya çok komik ya. Bazen IKEA çok garip geliyor bana arkadaşlar. Ben anlamadım tam. Şimdi bir ürün alıyorsunuz. Mesela kendine örnek vereyim. Gittik karyolayı beğendik. Fiyatı ne kadar? 2500 TL. Nakliye bedeli ödüyorsunuz, kurulum bedeli ödüyorsunuz. Bunları zaten biliyoruz. Bunlar hep olan şeyler. Bunu kendimiz almamız gerekiyormuş. 5 parçaymış. Raftan gideceğiz. 5 parçayı toplayacağız. E dedi ki biz bunu bilemeyiz yani. Eksik bir şey alırız, soru sorun çıkar. Siz bunu toplayamaz mısınız bizim yerimize diyoruz. Ekstra ücrete tabi diyor. Tamam diyoruz. Siz bizim yerimize toplayın. Nakliyesi 2 gün sonra gelecek diyorlar. Çok erken diyoruz. 2 gün sonra değil de 4 gün sonra gelsin diyoruz. Ekstra bir ücret daha vermeniz gerekiyor diyorlar. Hani ertelersek bir ücret daha vermemiz gerekiyormuş. Hadi ya. Tabii evet. Aa. Ya nakliyeyi ertelemek istersen ekstra ücret istiyorlarmış. Her şeyi bir ücret istiyorlar arkadaşlar. Önceden yoktu ama bu. Önceden yoktu. Yani 2500 liralık bir ürün alıyorsunuz, kasada 3-3,5'a falan çıkıyorsunuz. Yani
bir şey alacağınız zaman bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet, IKEA'da böyle parça parça nakliye ücreti, kurulum ücreti, toplama ücreti. Toplamayı yeni duyduk. Toplama yeni çıkmış. Bir de erteleme ücreti varmış. Erteleme ücreti de var. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Neyse, aldık güle güle, kullan inşallah aşkım. İnşallah, kullanırız inşallah beraber. Ay vallahi şimdi eve gidiyoruz. Ne istiyorsun annem sen? Ay kıyamam ben ya. Ramazan kedisi aldık arkadaşlar. Mira nasıl kemirdi ama hepsini o yedi bakın. Bak Mira bu kadar yedi. Ay ay ay, al bakalım. Gel koparayım sana. Aman yiyor yiyor istiyor, geliyor böyle yanıma. Ha. Aldı şimdi, gidiyor. Tamam, işi bitti. Biz de eve geldik artık, akşam ettik. Bizim şu telaşlar ne zaman bitecek aşkım? Bu hafta da taşınıyoruz. Yani onu çok telaş... az bir süre kaldı arkadaşlar. 5 gün falan kaldı. Luna'nın odasına giriyor hemen annesi. Luna'nın odasına mı? Hemen Luna'nın odası bu. Annemle mutfağa girdik. Ramazan için sizlere pratik bir tarif verecek. Gerçi evet. Bilmediğiniz yoktu. Un helvası. Çok kolay. Hemen böyle canımız istediğinde irmik helvası, un helvası. Bunlar zaten kolay yapılan tatlılar olduğu için hemen dedim 5 dakikada yapalım şimdi. Canımız da istedi. Onu yapalım. Bir de ben yine buralarda kaldım. Tuğbalarda. Hem telaşlar hem taşınma olacak bu hafta. Bugün dedim hafta sonu 2-3 gün gideyim evde dedim, oturayım gene eşimle birlikte. Eşimi aradım, dedim bugün geleceğim, 1-2 gün dedim beraber kalırız dedim. O da dedi İknur dedi, ben dedi biraz grip oldum dedi. Biraz rüzgar yemiş herhalde, üşütmüş kendini. Sen dedi en güzeli birkaç gün daha dur orada dedi, biraz iyileşeyim dedi. Tuğba da var biliyorsunuz, Mira da var. Çünkü bu grip dediğin şey hemen birbirinden bulaşıyor. O yüzden ben buradayım birkaç gün daha. Tumba, Tumba evet, burada. Anneciğim, un helvası yapıyoruz. Uykun mu geldi artık senin? Bu tarifimiz aynı yine irmik helvası gibi. 1, 2, 3, 4 diye ben yapıyorum bunu. 1 fincan çiçek yağım koydum ocağıma. 2 fincan unumu ilave ediyorum. Bunu güzelce kavuracağız. 2,5 bardak şeker. 4 bardak su. İsteyen sütle beraber de karıştırabilir. Bugün ben suyla yapacağım. Daha hafif olsun istiyorum. Ben de hiç daha önce yapmadım onun helvası. Şimdi merakla annemi izliyorum. Güzel oluyor. Ben onun helvasını daha çok seviyorum. Ya, evet. Bakın. Daha böyle yumuşacık böyle güzel oluyor yani. Şimdi Tuğba bir yandan da 2,5 fincan şekerle 4 fincan suyu da bir yandan karıştıralım anne. Bunların böyle güzelce altın sarısı rengini aldı. Direkt şerbetini döküyorum. Bu Jos yapmadı. Jos yapmadı. Çünkü soğusun diye bekledim. Öbür türlü çok böyle kaynıyor, fışkırıyor ya. Anne panik yaptın ya, bence istediğin gibi olmadı. Hayır oldu değil mi öyle, ben biliyorum bunu. Ne olacak bu şimdi, soğu oldu bu. Bir dakika bunu. Ya böyle mi oluyor? Bir dakika, yanlışlık var mı? Doğru söyle bundan. Hayır, hiçbir şey yok. Görün bak şimdi tadını. Ya. Evet. Bir dakika dur bakalım. Bu nasıl toparlanacak ben de merak ediyorum. Sen ne yaptın? Telefonu konuştun diye bu burada soğudu. Olmadı mı gerçekten? Olmaz mı? Ben burada onu kavuruyordum. Caner'e telefon geldi. Bıraktı beni burada çekmeyi, gitti. Bu da tabii soğudu burada. Kaynar kaynar olmayınca Jos yapmadı. Siz de artık an. Hayır tamam, Jos'u da bıraktım da ben hani bu birazcık o çekecek annem oldu. Un. Ha, o çekecek. Onu çekecek zaten onu. Sen de mi yiyeceksin kızım? Dur kızım, sıcak. Sıcak annem. Şimdi oldu galiba anne, toparladı. Kızım olmayacak diye bir şey yok. O durdu soğudu diye hemen çekmedim. Ay ben de korktum sulu sulu görünce. Bana bir kere kalbura bastı yaptım. Canım istedi, gece vakti bitmedi o kalbura bastı. Bak. Gel. Yavaş. Oo, bak un helvası böyle olur. Bunu isterseniz dondurma kaşığıyla falan
servis yapabilirsiniz böyle ama ben yemek kaşığıyla yapacağım. Üzerine de ceviz. Üzerine de ceviz süsleyeceğiz. Tarçın koyacağız. Bak işte Tuğba. Oo annem eline sağlık. İstersen bunu tabağa da serip böyle kesebilirsin de. İstediğiniz gibi servis yapın. Bugünlük artık sizlere burada veda edelim arkadaşlar. İki günümüz sizlerle beraber geçti ve tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim bu günleri bize bu sene de yaşattı. Çok güzel gerçekten. Herkesin Ramazanı mübarek olsun. Oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Ve bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Alkış.